Herkese merhabalar. Bugün ocağın 7'si, pazar günü. Yani 2024'ün en beğendiğim günlerinden olabilir. Arada bir şimşek gürlüyor ve böyle yağmur çok güzel yağıyor gerçekten. Ama ben yağmur yağmasını çok severim. Bugün de dışarı çıkacağım. Yani tam bunun üstünde dışarı çıkıyorum gerçekten. Yüzümde bir tane şazimet var. Bunun için yorum yapmıyorum. Son zamanlarda sağlık olaylarımın dengesizleşmesi ve gerçekten karmaşık süreçlerden geçmemle alakalı birçok şey konuştuk. Ama ben bugün sizlerle küfreden insanı konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ben uzun zamandır gerçekten küfür etmenin ne kadar saçma ve yersiz, küfreden insanların ne kadar karaktersiz olabileceğine dair birçok izlenim gördüm. Daha doğrusu izlenim oluşturdum kendime. Yani bunları kendime artık kodladım ve şöyle dedim, yani Sena en doğru kararı yapmışsın hani küfür bırakarak. Küfür çünkü küçükken bana eğlenceli bir şey gibi gelirdi. Fakat işte her videomda söylüyorum ama yaş büyüdükçe, evet bu çok önemli, yaş büyüdükçe gerçekten bir şeylerin ne kadar kaliteli olup olmadığını ayırmaya ihtiyaç duyuyorsun artık. Ve ben öyle bir döneme geldiğimde küfür o kadar boş geldi ki bana. Dedim ki yani küfredince kadın gibi olmayacağım. Erkek olsam da aynıydı yani. Kadın olduğum için söylüyorum bunu. Başkaları sonra ay kadınlar küfredemez mi falan yazmayın ya. Kadınım ya, o yüzden söylüyorum. Kadın gibi hissetmiyordum küfrettiğimde. Kendimi sanki insanlık dışı bir varlık gibi, böyle gereksiz bir boşlukta yer alan birisi gibi hissediyordum. Ya bu benim hissiyatım. Kim ne... Bayağı bir gürlüyor. Ya kimse nasıl hisseder, başkası nasıl hisseder bilmiyorum. Düşünmek de istemiyorum. Bu tamamıyla benim düşüncem çünkü. Ve ben gerçekten kendimi küfrettiğim zamanlarda çok halsiz, ciddiyim böyle bu arada. Hani sanki küfür o kadar kötü bir enerji veriyordu ki benim üstüme. Bıkkınlık geliyordu artık. Hani hoşuma gitmiyordu bulunduğum durum. Arkadaşlarımla şakalaşıyoruz. Ben küfrü bıraktığım zaman da arkadaşımın her kelimesinin sonunda bilmem ne koyayım var. Tabii o arkadaşımla da konuşmayı kestim. Ya baktım, bir şakayı kaliteli yapabilmek için küfür eklemek bence bir marifet değil. Şakaları yapabilenler de zaten küfürler olmadan çok da güzel stand-up'lar yapan, esprileri olabilen insanlar var yani. Şimdi konumuzdan sapmayalım. Ben biliyorsunuz ki birazcık sapıyorum. O yüzden ben konudan sapmadan konuşmak istiyorum. Geçenlerde o mesajları sildiğim için, keşke silmeseydim de, sildiğim için o ekranları, ay o screenshotları, ekran görüntülerini koyamıyorum ekrana. Ama ben yine de anlatacağım. Benim uzun bir süre, yani çok uzun süre değil ama böyle 8 ay, 9 aylık tanıştığım bir arkadaşım vardı. Ve o arkadaşım, çok iyiyiz bu arada, aramızda hiçbir kötü bir durum yok, hiçbir şey yok. Bir şeyler ters gitmiş olmalı ki. Bir şekilde ben çok Instagram'a giren bir insan değilim arkadaşlar. Yani story atıyorum, hemen Instagram'ı siliyorum. Kullanmıyorum çünkü. Story atmıyorsam işte podcast mi paylaşacağım? Podcast atıp yine siliyorum ya da mesajlar hep kapalı benim. O yüzden görmüyorum. O arkadaşım da bana kaç zamandır mesaj atıyor, tamam mı? Ama önemli mesajlar değil. Story'me yanıt veriyor. Çok güzel olmuşsun. Şöyle böyle diye. Yanıt veriyor. Çok güzel olmuşsun. Şöyle böyle. Çok tatlış falan. Güzel şeyler yazıyor tabii ki de ama her zaman yanıt veremeyebiliyorum. İşte meşgul olabiliyorum. İşim olabiliyor, derslerim olabiliyor falan. Hani bakmıyorum yani. Olmasa bile bakmıyorum. Hani onu özel yaptığım bir şey değil. Bana ulaşmak isteyenler genelde WhatsApp'tan yazar ya da SMS'den yazar ya da arar işte. Hani bunu biliyor da. Hani çok fazla kullanan birisi olmadığımı. Ben hiç yanıt vermedim. Bir mesaj atmış. Gördüm ama yanıt bir şey oldu o an yani. Yanıt veremedim ben ona. Bir şey yazmış bir fotoğrafı. Pofuduk yazmış. Tatlış bir şeyler yazmış. Daha sonrasında ben bakmadım tabii. Gördüm ama o an işim var. Cevap veremiyorum yani. Sonra o mesajı unutmuşum. Ben Instagram'ı da sildim. Instagram'ı bir daha böyle 3-4 gün sonra geri yüklediğimde gördüğüm mesaj küfürlü bir mesaj. Bilmem ne git. Bilmem ne gerizekalısı yazıyor, tamam mı? Neyse ben de hiç tepki vermedim. O arkadaş da 23 yaşında bir arkadaşım bu arada yani. Çok kalitesiz geldi. Ekrana böyle baktım. Yaptım aynen böyle. Çok kalitesiz geldi. Çok bu ne ya dedim yani, anlatabiliyor muyum? Neyse daha sonrasında işte ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Daha sonrasında işte ben dedim ki yani bana bu tarz kelimeleri hiçbir şekilde hiç kimse kullanamaz. Ben bu tarz şeylerden rahatsız olduğumu sen biliyorsun yani. Bu tarz şeylerden rahatsız olduğumu biliyorsun dedim.
Yani 23 yaşındaki bir insana da ben bunu öğretmeyeceğim dedim. Kendine iyi bak dedim, engelledim. Çünkü benim için bu tarz insanları hayatımdan çıkarmak çok kolay. Yani çok basitti benim için. Daha sonrasında birkaç gün geçiyor. Bakın birkaç gün, olay anında değil. Hani o arkadaşımı engellememişim ki o bana yazabiliyor WhatsApp'tan. Her neyse. Bu bana WhatsApp'tan yazıyor birkaç gün sonrasında ve bana dediği şey şu, küfürlü küfürlü. Ben sana ne yaptım? Anneni mi bilmem ne yaptım? Orada birazcık benim tepe attı. Anneye karıştırınca böyle hoşuma gitmedi. Ondan sonra ama hiçbir şey demedim. Yine bozmadım. Ben sana dediğim gibi dedim. 23 yaşındaki insanı ben eğitemem dedim. Benim öyle bir vaktim yok dedim. Kendine iyi bak. Ben kimsenin benimle böyle konuşmasına izin veremem dedim. Bir mesaja bakmadım diye de böyle şeylere giremezsin dedim. Meşgulüm, bakmamışım. Sanki hayatının aşkıyım, hayatının en iyi arkadaşıyım, hayatımın böyle top biriyim. Hani öyle davransa diyeceğim ki öyle beni çok seviyordu, çok sohbet ediyorduk, her gün sohbet ediyorduk. Hayır, ben her gün kimseyle sohbet etmiyorum ya. Yani neyse, ondan sonra yine engelledim. Böyle son mesajda şey, hadi yürü. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten bana artık küfreden insanlar karaktersiz olarak gelmeye başlıyor. Çünkü ben zamanındaki Sena'ya da karaktersiz diyorum. Zaten ne diyor, belirsiz davranışlar, böyle karakteri bir öyle bir böyle, bir iyi bir kötü. Yani böyle çok dengesiz bir karaktere sahipmişim. Şimdi de üstüne küfrediyormuşum, bunun da marifet olduğunu düşünüyormuşum. Yani böyle olduğu zamanlarda ben şey diyorum artık, hani Sena, senin doğru aşaman bu değil. Hani doğru yapman gereken şey bu değil. Ve size de bunu anlatmaya çalışıyorum. Bana göre, tabii işim bana göresini anlatıyorum. Yani sizin için olması gerekeni demiyorum. Herkesin görüş açısı farklı. Bana göre bence küfreden insan karaktersizdir. Çünkü karaktersiz, literatürsüz, yani eğitimsizdir. Çünkü küfrediyorsun, mesela her cümlenin sonuna bilmem ne koyayım, İşte alanı bilmem ne yapayım. Ya ne gerek var böyle şeylere? Yani cümleleri küfürler olmadan daha düzgün bir iletişim halinde kuramıyor musunuz? Tamam, belki çok yakın arkadaşın olabilir ama küfrettiğinde ne kazanıyorsun? Hani artık herkes neredeyse komik olayım ayağına gerçekten küfürleri bir araya sıkıştırmaya başladı. Yani küfür 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 küfür. Niye? Küfür ettiğince daha komik oluyor aga. Hayır, gerçekten hiç komik olmuyor. Hiç gülmüyorum. Bana genelde espri yapan insanlar bir şey söyleyeyim. Bak, ben hayatımdaki şu an çoğu insan hiç küfür etmiyor. Küfür edenlerle genelde çok yakın bir iletişim olmuyor. Kimse benim yanımda küfür edemez. Bana küfür edemez. Şakasına bile olsa yapamaz. Kesinlikle. İstemiyorum. Sevmiyorum. Karşıyım. Karaktersizce gelmesin nedenini zaten birkaç kere daha açıkladım. Şimdi yine açıklarım, önemli değil de yani çok gereksiz geliyor küfür eden insan. Karaktersiz demem nedeni de bu. Gerekli, hayatta bir gerekin yok. Gerekin diyorum ya. Senin hayatta bir gerekliliğin yok. Küfrediyorsun. Her şey küfrettiğinde daha komik yapabileceğini düşünüyorsun. Her kelimenin, her cümlenin sonuna küfür getiriyor. Nokta gibi küfür kullanıyorlar ya gerçekten. Ve artık bu rahatsız edici bir boyuta gelmeye başlıyor. Bundan bahsediyorum. Gerçekten ne zaman ki birisinden gerçekten bir iletişim almak istesem, birisiyle bir iletişim kurmak istesem, şey konumuna geliyorum artık, hani küfür etmesin, küfür etmesin, ne olur ilk cümlesinde sonuna küfür getirmesin, ne olur falan, hani gerçekten bu seviyeye geldiğim oldu. Hani artık insanlar küfür etmesin diye dua ediyordum böyle. Allah'ım diyordum, ay ne olur küfür etmesin de çıkayım işin içinden. Çünkü ben küfreden insan duymak istemiyorum. Küfreden insan bana çok saçma bir insan gibi geliyor. Saçma karakter gibi geliyor. Bilmem, bazı insanlar küfür terapi olarak da kullanıyor. Yani adam geliyor sana diyor ki bilmem ne git yapıyor böyle. Ve sen buna gülüyorsun. Ciddi bir şekilde söylendiğinde aynı etkiyi yaratacak şeye sen sadece birazcık güldün ve azıcık şakasına bağırdın diye gülüyorsun. Bilmiyorum, bunlar tamamen benim görüşlerim ve bugün onu paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten bana küfreden insan çok karaktersiz geliyor. Bu tamamıyla benim düşüncem bu arada. Sizler ne düşünürsünüz, neler yaparsınız bilmiyorum. Bugün görüşlerimi aktardım yani kısacası. Küfretmek sağlıklı bir insanın yapacağı bir şey değildir arkadaşlar. Kaliteli bir insanın da yapacağı bir şey değildir. Ama şöyle bir evre var ki kendini kontrol etmeyi bilmeyen, hani öfke anını kontrol etmeyi bilmeyen ve gerçekten öfkelendiğinde ağzından her şeye çıkan bir insansanız küfür pek önemli olmuyor öyle anlarda. Sizin sağlığınız daha önemli oluyor ama günlük hayat içerisinde pek öyle küfür etmek sağlıklı bir insanın, kaliteli bir insanın yapabileceği bir şey değildir bence.
O yüzden küfretmeyiniz. Bunu öneriyorum sadece size. Yani gerçekten küfür hayatınıza bir şey katmıyor. Bunu öneriyorum ve ben görüşlerimi size sundum. Tabii aksi bir görüşünüz varsa yine yorumlarda görüşebilir ve konuşabiliriz. Hiç önemli değil. Yani sorun yok. Aksi bir görüşünüz olsa da bana katılsanız da katılmasanız da hep yorumlarda bekliyor olacağım. Şimdi öpüyorum sizleri ve görüşürüz diyorum. Yağmur da ne güzel yağıyor.